Milyonlarca çocuğu tehdit eden mavi balina oyunu. Maalesef birçok çocuğumuz bu oyunu oynayıp verilen o korkunç direktifler doğrultusunda en sonunda intihar etti. Bu konuyla ilgili yeni ve çok çarpıcı veriler ortaya çıktı sayın seyirciler. Profesyonel şebeke sanal ortamda intiharı araştıran, yani intihara meyilli olan çocuklara doğrudan ulaşıyor. Mavi balinanın Türkiye'de 150 çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor ki bu korkunç bir rakam. Kurbanlarını biyolojik atık olarak görüyor. İnternette intihar konusunu araştıran çocuklara doğrudan ulaşıyor. Tüm dünyayı tehdit eden mavi balina ile ilgili yeni veriler Meclis Araştırma Komisyonu'nda gündeme geldi. Ergen psikiyatrisi uzmanı Doçent Özhan Yalçın, Bilişim Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na konuk oldu. Oyunun çocukları nasıl esir aldığını anlattı. Psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları, yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış çocuklar, intihar araştırmış çocuklar, kendine zarar vermeyi araştırmış çocuklara ulaşıyorlar. Ve direkt ulaşıyorlar. Mesajlar, cep telefonları, veri hırsızlığı yapıyorlar. Çok profesyonel bir şebeke. Ülkemizde 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Özhan Yalçın, mavi balina bağımlılığının erişkinlere de yayıldığını vurguladı. Bağımlılığın engellenmesi için önerilerini sıraladı. Tıp eğitiminde yer alması gerekiyor. Yani aile hekimlerinin böyle bir bağımlılık olduğu ve müdahale edilmesini öğrenmeleri gerekiyor. Ruh sağlığı meslek gruplarının eğitimde daha fazla yer verilmesi, uyarıcı kamu spotları olabilir, okullarda bilişimle ilgili dersler yapılabilir, sağlıklı teknoloji kullanımı nedir? Uzmanlar internet ya da oyun kafelerinin sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hastanelerde internet ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili poliklinikten açılmasını da öneriyor.